Bu itilmiş ayı su kalkıp bana güne merhaba da yağıtmadan şuracıkta giyineyim bari. Kalkın kız. Lan sana kaç kere söyledim sabahleyin kalkınca dayak için elimin altında hazır ol diye. Neredesin lan ölümlü karı? Ulan tuvalette bile rahat yüzü yok be. Geliyorum be. Bana bak sifonu çek bir an evvel çık dışarı dayak için hazır ol. Tuvalette bitirmiş. Şimdi çıkıyor. Tamam lan tamam anladık tuvalettesin manyak karı anladık. Elini çabuk tut lan. Tuvalette bitirmiş. Şimdi çıkıyor. Tuvalette bitirmiş. Şimdi çıkıyor. Lan hadi lan kubura mı düştün? Ayı mı? Tuvalette bitirmiş. Şimdi çıkıyor. Lan tamam lan bağırma lan. Damperli ol kız. 10 dakika da şimdi çıkıyorum. Çık çık hadi. Hadi. Salak. Tuvalette bitirmiş. Şimdi çıkıyor. Lan çık çık hadi. Sen dedim lan çıksana lan. Lan hasta de lan bu kara adamı. Tuvalet değil bitirmiş şimdi çıkıyor. Lan sorduk mu da cevap veriyorsun salak karı. Lan tamam ağladık lan çık çıkacaksan lan. Lan bu salak karının ters bir tarafına vurdun galiba. Durmadan aynı lafı tekrarlayıp duruyor. Tuvalet lan ne geveleyip duruyorsun lan he? Neredesin lan kalkın? Tuvalette bitirmiş şimdi çıkıyor. Tuvalette bitirmiş şimdi çıkıyor. Tuvalette bitirmiş şimdi çıkıyor. Tuvalette bitirmiş. Tuvalette bitirmiş şimdi çıkıyor. Salondan başlarsın sonra odalara geçersin kakalı. Tamam önce salondan başlayacağım sonra odalara geçeceğim. Evet. Ana! Ne güzel burası be. Vallahi aynı bizim koy gibi be. Beğendin mi? Beğendim. Ana şuraya bak. Ocağa bak. Aynı bizdeki gibi be. Çok güzel. Çok gel sana temizlik malzemelerini göster. Tamam hanımım geldim. Çok güzelmiş be. Kal bu gece. Kal bu gece. Yaşanacak çok şey var bu gece. Ana ne güzel telefon. Kal bu gece. Kal bu gece. Yaşanacak çok şey var bu gece. Aa niye kestin kakılmış ne güzel söylüyordun. Hadi söyle ne olur. Ya canım sizin sesinizin yanında benim sesimin hiç kıymeti var mı? Ben öyle kendi kendime gıcırdıyorum. Yok yok senin de sesin çok güzel. Do de bakayım. Do. Mi de bakayım. Mi. Evli misin sen? Evli sayılır. Nasıl yani? Yani evde çamaşırlarını yuldum, bulaşıklarını yıkadım. Biri var ama itilmişle yaşadığımız şeye evlilik denemez. Adı itilmiş mi? He ama sen onu kısaca it diyebilirsin. Kocanla iyi anlaşamıyorsun herhalde kakılmış. Bak vallahi bana kalsın ben onunla kul gibi anlaşırım. Anlaşamayan odur ama o böyle konuşa konuşa anlaşmayı değil, duruşa duruşa anlaşmayı seviyor. Ben seni fazla meşgul etmeyeyim kakılmış. Saat geç oluyor. Hadi ha. Kolay gelsin. Sağ bir şeye ihtiyacı olursa seslen bana. Tamam, tamam hanımım. Do. Mi. Ulan şarkıcı mı olacağım? Dur. Bir dost gibi davran bana. Herkes seni öyle bilsin. Bugün burada
Bütün olanlar sağlı gitti, eyle geçsin. Fırtınalar kuparsın kapsın, sürüklesin ikimizi. Arzular tutuştursun bizi, razıyım. Ana! Geldi diyorum ki ben, gel mi çıkıyorsun sen? Ya gerçekten senin sesin çok iyi kakılmış. Niye şarkıcı olmuyorsun sen? Aman dalga mı geçiyorsun benden bir hanımım be? Nerede o günler? Keşke evde olsam. Baksınızı beğendim. Çeşit çeşit elbiseleriniz var. Herkes size hayran. Kim istemez ki? Gerçekten de elbiseleriniz çok güzel hanımım. Hepsi beğeni sizin mi? Tabii hepsi benim. Böyle buradan oraya kadar gardırop. Hepsi de dolu. Evet. Ama insanın her gün bir tane giysi, bir tane bir yılda bitmez be. Madem bu kadar beğendin elbiselerimi, seç birini senin olsun. Gerçek mi diyor hanımım? Tabii. Yani bunlardan istediğim bir tane alacağım. Tabii seç. Çok pahalıdır bunlar be. Canım olsun, sen seç beğendiğini al. Gerçi bende de var bunlardan ama ben öyle buraya geldim çünkü giyemiyor. Bakayım. Hakikaten de çok güzel be. Kakılmış. Sen hı. Her gün çalışıyor musun? Öyle şirket işte her gün bir yere gönderiyor beni. Her gün çalışıyor. Bak ne diyeceğim sana. Ben artık böyle evime değişik değişik kadınların gelmesinden çok sıkıldım. Seni de çok sevdim. Şirketine telefon edeceğim. Bundan sonra sen gel bana. He? Sağ olasın hanımım. Ben de çok sevdim sizi. Zaten çok seviyorduk biz sizi. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Nerede kalmıştık? Son 2, 3, 4. Fırtınalar koparsa kopsun, süreklesin ikimizi. Arzular tutuştursun bizi. Razıyım sonuna senle olsun. Ben sana öylesi taktım inan. Öylesi aşka yasak tanımam. Deliler gibin anla beni. Ay! Çok güzel. Vallahi çok güzel. Ama aldı şarkı çekecek benim ya. Vallahi prensesler gibi oldum ha. Bundan sonra böyle giyinip kuşanacağım. Kendime bakacağım. Ütülmüş de bir de kuşuna değil yani ha. Biraz kadın gibi olmam lazım canım. Vallahi bir de şu benleri bir de ameliyattan aldırdım mı kaymak gibi olurum. Duraktaki karıya dikiz. Gördük lan ayıp. Göz denen alet sadece sende yok. Lan böyle süslü karnın bu durakta işi ne lan? Lan bu karı garanti motor ha, yollu. Hani diyorum ki yenge temizliğe gitmişken senin eve aynen atsak ha. Ne dersin? Lan senelerdir kalkılmışı göre göre karı yüzünü unuttuk lan. Ne duruyor denese lan? He ben sarkalım. Abla senden biz eve gidip de Haydar Dümen'e telefon edelim mi? Arra beni, oya beni, çıtırdat beni! Ne diyorsun lan? Ağlanmış! Lan, lan sen benim kalın lan! Lan gitmiş, ne bileyim ben derim lan! Ne bileyim lan! Lan, sen demek senelerdir işe gidiyor değil, gidip de kutluyorsun! Kazımaya mı gidiyorsun lan? Bir dakika, izah edebilirim bak! Diyeceğim. Lan sen demek bana senelerdir rakıyı haram parayla içiriyordun he? Lan demek koynumuzda karı değil dansöz başladık ha? Ulan bırak lan! Lan bırak ya lan! Anam git alın lan! Geliyorum. Aa takılmış. He benim Tüzün Hanım. Sizi rahatsız ettiğim için kusura kalmayın. Ay ne rahatsızlığı canım bu ne hal? Yok bu kadar önemli değil. Ben size elbisenizi geri getirmek için geldim. Kusura bakmayın. Biraz ütüsü bozuldu. Biraz da böyle birkaç parçaya bölündü ama yine de benimle kıyaslayacak olursanız daha az zarar gördüm. Şu kuruları da unutmadan vereyim. Nerede kalmıştık? Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım, canım benim, ayırmasın. Mevlam bizi ilahi kadınmış ya. Tek dileğim. Fenerbahçe maçında karşı takımın taraftarı tribünde düşüp bayılmış.
Fener atınca böyle bayıldı işte. Ulan tedavisi imkansız dedi sana. Bıraksana kafamı ulan. Ulan 15 dakikadır çeviriyorum be. Lan salak karı. 15 dakikadır niye elimin altında duruyorsun lan? Git bana çayımı get hadi. Ulan işkenceci korur. İnşallah bir gün kendi ormanına kesin dönüş yaparsın. Ya gel lan. Çayım nerede kaldı lan? Daha pişmedi. Tamam lan işte. Soğuk muğuk getir çayımı. İmamın abi ders suyu gibi çayı getireyim de sen yine dayak sebebi çıksın değil mi öküz arabası? Ulan rahmetli ceğer nur içinde yatsın ne güzel demiş. Karnın sırtından sopayı esik edersen huysuzluk ederdi. Lan el alem bu kadar zaten çayı yapıyor, büşürüyor, içiyor, sindiriyor bir de gidip çişini yapıyor lan. Beklediğine değil getirmiş. Aslında kuzumdaki mor halkı kıvamında çay getirdim. Keyiflen ziflen. Ulan, ulan masayı oynatma da yaklaşayım ulan bir türlü yaklaşamıyorum bir. Lan delirdin mi lan kakılmış? Niye lan zarhoş çağnoz gibi öyle yampiri yürüyor? Lan ne yampirisi yürümende ne varmış be? Lan baba yoksa sen mutfakta benim rakıdan mı demlendin lan kavruk karı? Ulan ne rakısı be delirdin mi be? Ulan masayı oynatma da yaklaşayım be. Gel lan buraya burnuma hohla bakayım. Eğer gizli gizli benim rakıdan demlendiysen seni geberdirin açık seçik öldürün haberin olsun. Ana! İtilmişsin koydun ikiz kardeşi gelmiş be. Ah şimdi de çift görmeye başladın. Gel lan bakalım buraya. İlk dayağı ben atacağım ikincisini de ikizim atacak. Lan teker teker girin bari vay ulan. Lan yoksa rakıyı bitirdin mi lan? Süne zararlısı. Bana bak. Eğer içtiysen içtiğin her damla için bir damla rak kan akı durun haberin olsun. Gel lan buraya burnumu hoklayacağım. Gel buraya. Gel lan buraya. Gel hokla lan. Ana rakı makı kokma ya. Kokusuz rakı içmeyi nasıl becerdin lan? Lan ben rakı makı içmedim be. O kızlar arabası. Lan madem içmedin niye lan böyle dingülü kuruk araba gibi yalpalayıp duruyorsun he? İçen adamı gözünden anlarım ben. Daha işte lan bir gözün tavana bakıyor bir gözün yere bakıyor. Bir böğük içmişsin sen kakılmış. Ulan kafamı sabahtan akşama kadar çarkı felah gibi çevirirsem tabii böyle sarhoş gibi olurum be. Oy bu kanın şarapçana. Senin kafan tutu lan beygir gibi çevirseler sen de sarhoş olursun be. Aferin lan kakılmış. İyi numara bulmuşsun lan. Ben şimdi demek kafayı böyle 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 çoğurunca bir büyük tekirdağ rakısı içmiş gibi oluyorsun he? Ulan yapma ulan kafamı çevirince başım dönüyor ulan bayılacak kimin oluyor be? Lan bir şey yaptığım yok lan kakılmış. Bu sefer sen benim başımı çoğuracaksın ki benim başım dönsün hadi. Hadi lan çoğursana başımı salak. Beleşe kafayı bulmam istemiyorum lan yoksa hadi lan. Sen bana Nisan bir şakası yapmıyorsun değil mi? Lan hadi dedim lan hadi. Sen yeter ki iste canım. Sen iste ben sabaha kadar çevireyim be. Bırak lan bırak bakalım. Kafayı bulabilmiş miyim lan kafam kıyak olmuş mu bakalım. Ya bir şey olduğu yok kalkılmış. Hemen öyle etkisini göstermez. Biraz daha çevireyim bak. Lan bırak lan bırak salak. Lan kabak çekildiği kadar beynin giden benden kafam buluyorsun lan sen he. Ben zarhoş maroş olduğum yok işte. Şimdi gelelim sana kalkılmış. Ne oldu yine durup dururken be? Durup dururken olur mu lan? Az önce sen beni dövmedin mi lan kalkılmış salak? Ama üstüme iyilik sağlık lan sen kendin istemedin mi? Lan sen benim her istediğimi böyle balıklama atlayıp yapıyor mu lan? Bunu ne yaptın? Gel lan buraya. Ay, lan gel lan lan! Ne o kız kakılmış? İtilmişin zulmüne dayanamayıp kendini içkiye mi verdin kız? Yok bir şey Erivan. Bu itilmiş ayı su kafamı çevirip durduğu için beynim dönmeye başladı. Ne diyeceğim ben bu pis kupat ayıyı? Bana bak kız ne diyorsun biliyor musun? Saadet'in Tekso'ya veyahut Fato'ya ya temiz ellere bir telefon etsen de gelip bu ayıyı bir korkutsalar. Kız delirdin mi Şervan be? Onların ellerini bir temiz kırar,
Ondan sonra da ben onları ihbar ettim diye gelir benim kaburgalarımı etlerinden sıyırır. Bana bak kız, böyle lodosa tutulmuş vapur gibi gidebileceğin yere gideceğim. He, giderim. Yoksa giderim. Ben götüreyim. Yok bir yok giderim. Hadi sana güle 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 güle. Sana da kız, sana da iyi temizlikler. Aa bana bak, ne diyorum biliyor musun? Hani o kaybolan yüzük vardı ya. Onu bulduk kız. Ey kuzunuz aydın. Hadi güle güle. Hadi sana da kız, temizlikler. Ey ana. Ay gene aynı çorabı giymiş be. Kalkınmış bu benim adım. Her yeri sile süpürür paladuru. Banyoyu lavaboyu çızıktırmadan temizlerim. Benim adım kalkınmış. Temizlikler benim yüzüm. Senin kadar severek iş yapan bir kadın görmedim kakılmış. Aslında çok sevdiğimden de değil hanımım da. Bizim itilmiş ayısından uzak kalıyorum ya, en çok ona seviniyorum. İtilmiş ayısı mı? He, kendisi benim kocam olur. İnsanla ayı kurması bir yaratıktır. Ona kısaca it diyebilirsiniz. Çok mu dövüyor? Vallahi yemeğini aksatırdı, o da yağını aksatmaz. Keşke sana bu konuda yardımcı olabilseydim kakılmış. Keşke. Boşver oğlum, ben bir ayı bırağın yaşamaya alıştım artık. Kakılmış, seni bundan sonra her hafta çağıracağım. Gece geç saatlere geldiğim için temizlik yapmaya pek fırsat bulamıyorum. Sağ olun. Siz bu evde tek başınıza mı yaşıyorsunuz? Evet. Zor olmuyor mu be hanımım? Zor tabii. Bazı zorlukları var ama bir o kadar da kolaylıkları var. Çünkü en azından bir erkeğe kocam olduğu için ayı olma şansı vermiyor. Ha. Ne bileyim, gece işten eve dönerken sen korkar diyorum yani. Hiç korkmam. Çünkü yanımda çok güvendiğim bir arkadaşım var kakılmış. İnsan erkeğe güven olur mu be bu zamanda hanımım be? Güvendiğim erkek değil ki. Güvendiğim burada bak işte. O nedir öyle? İşte bu, en güvendiğim arkadaşım kakılmış. Hiç yanımdan ayırmam. Kusura bakmayın hanım ama yani bu şeyi öyle sağlıklı erkeklerin kafasına vurarak korkutamazsınız. Bununla hiç kimsenin kafasına falan vurduğum yok canım. Bundan şimdi birazcık böyle erkeklerin suratına sıkıyorsun. Ha. Geçici süre için bayılıyorlar tamam mı? Tabii bu arada ben de olay yerinden uzaklaşmış oluyorum. Yani böyle onu fıstığı sıkıyorsunuz. Evet. Adamları öyle bayılıyorlar. Aynen öyle kakılmış. Bakın şimdi öyle be. Ana, kadın kokusu gibi be. Deodorant falan değil o kakılmış, zehirli gaz. Biraz sıktığın zaman ayıyı bile bayıltıyor. Ha böyle sıkınca? Evet. Ayıyı bile deviriyor he? Evet kakılmış. Evdeki kutup ayısını bile bayıltabilirim demek ki. Hadi sana kolay gelsin. Benim orada yapacak biraz işim var. Bula bula hanım, bula bula. Tamam kakılmış, kolay gelsin. Sağ ol. Hanımım bundan sonra her şey kolay olacak gayrı. Vallahi yoruldum ama. Her tarafta misler gibi oldu he. Mine Hanım ben temizliği bitirdim. Ellerine sağlık kızım, çok güzel olmuş. Sağ olasın. Al bakalım. Yok yok bu sefer istemem ben. Bu da yok bir dahaki sefer alırız. Olur mu canım? Aa, olur olur. Vallahi bana çok iyi bir fikir verdiniz. Hadi hoşça kalın. Güle güle kirletim. Güle güle. Ulan kahılmış kerestesi. Geç geldiğin süreyi dayağın sonuna uzatma olarak ilave edeceğim. Bir ben vuracağım bir yer vuracak. Bir ben vuracağım bir yer vuracak. Ah, sonra da evin duvarları hani bana hani bana diyecek. Gel bakalım kakılmış kerestesi. Merhum, kakılmış merhumu. Ölmek üzere olan birinin korkudan altına eşediğini çok gördüm. Hem de güldüğünü ilk defa görüyorsun kız. Hadi be, karşımda budu budu edeceksin. Aç şu televizyonu be. Yılan rüzgarı başladı. Ana, lan sen ölüm korkusundan bayağı saldırganlaşmışsın kız. evvela seni güzel bir doğup normale çevireceğim. Ondan sonra zevkine öldüreceğim kız kalmış. Bana bak girmiş. Bak uyarmadı deme ha. Yani bir adım daha atarsan yere sererim seni haberin olsun. Kız yoksa kendini koruma için tabanca mı aldın? Bunu sen istedin itilmiş efendim. Bu ne kız? Yapma kız yapma. Ya yapma. Ya yapma lan. Hadi bakalım.
Ana, ulan bu renk değil bu. Lan bana bak. Demek beni bayıldıcı spreyle bayıldıcıydın ha? Ana. Mis gibi de korktu lan kakılmış. Ya ulan ben yanlışlıkla bayıltıcı spreyi kendim inanımın kokusunu alıp geldim. Kakılmış. Şimdi cenazen mis gibi kokacak. Lan zaten ben de şans olsaydı adam beni itilmiş bıraktı. Ya sen ne dedin? Lan bu karı kokusu lan. Lan ben şimdi kalbeye nasıl gireceğim lan? Lan yaktın lan beni kakılmış. Yapma lan. Biraz daha ben ister yapma. Misin itilmiş efendi? Valla yani kalbinde otururken hülya şer gibi kokmak her ayda nasıl iyi olmalı. Yapma lan kakılmış. Sen suyuyorsun lan banyo yapacaksın lan. Lan ne çıkmak kokuymuş. Ben 5 sabun yaptım yine de çıkmaya. Yıkan bitmeye lan. Dışarı çıkınca ben sana sorarım. Hele bir çık. Seni pavyon karıları gibi kokutmazsam bana da kokulmuş demesinler. Değil gayfi otobüs durağına bile çıkamayacaksın. Lan kapının önünde nöbet mi tutuyorsun lan? He. Ulan bayıltmadı ama yine de çok işe yaradın mübarek. Lan yapma lan. Zonde, can alıcım ahuşlar gözünde, gözünde, gözünde. Zaman karga gibi ne kalkıyorsun lan? Bak rüyamın en güzel yerinde uyandırdın beni. Ne gördün rüyanda? Kimmiş efendim? Şöyle yemyeşil cennet gibi kırlarda, şırıl şırıl akan bir ırmağın kenarında, çiçeklerin arasına seni çömdümüş. Kafana vuruyordum. Kafana vuruyordum şöyle. Aman dikkat et ha. Rüyalar tersini çıkar derler. Ulan aptallar kraliçesi. Rüya tersine çıkıp da sen mi beni dövecek sanki? Şimdi ben oraya gelince rüya tersine mi çıkıyor, düzüne mi çıkıyor görersin. Mor bir renkte gösteririm ben sana. Abo. Lan bu ne? Abi ben gece uyurken altımı ıslatmış değil mi? Hala şu başıma gelene bak. Ulan kalkmıyor mu be? Hadi. Vazgeçtim lan. Kayfaltımı yatağıma götür. Hoppala. Manyaklaştı bu herif be. Lan çenesi düştü tavuk. Çırçır konuşacağına ellerim sağlamken kayfaltımı getirsin be lan. Lan. Delirdi mi ne be? Eycinen kafesteki ayılar gibi yaşamaya başladı. Hı? Tamam tamam. Ana zeytinim yok der. Çatalımı aldım bir. Bunları da fazladım olsun. Ulan senin gibi ayı hiçbir hayvanat bahçesi kabul etmez be. Ne demek istiyorsun lan sen? Onlar senin gibi tembel değil. Gelen geçen baksın diye oynayıp zıplıyorlar. Bana bak kalkılmış, boşuna uğraşma, boynuza bas seni dövmeyeceğim. Hiç keyfim yok, kendimi iyi hissetmiyorum. Üzülme canım. Başka zaman döversin. Kendini iyi hissettiğin zaman döversin, kaçmıyorum ya. Uy, bu ıslaklık da ne be? He? Ana! Ulan altına işemiş bu ayı. Vallahi altına işemiş camuşun herifi. Böbreğim bozulmuş galiba. Dün gece döşüm ağrıyordu zaten. Ulan insanın böbreği döşünde olur mu? Lan, uzatma lan işte. Bir kazada olmuş gitmiş. Tamam uzatma. Tabii be. Kaza tabii. Hem de görülmez kaza. Yorganın altında olunca görmeyeceğimi sandın değil mi? Lan senin işin gücün yok mu lan ördek karı? Bir sabah da dayağını yemeden gitsene işine. Bu sidik dayı. Bak dayağı yiyeceksin bak. Dayak yiyeceksen bir önce at da kurtulayım. Hepsini kayfedikiler de beklerler. Merak etmişlerdir. İstersen giderken kayfedikleri bitirmiş bugün altını işini gelemeyecek diye vereyim ha. Na bak. Kafana bir odunla vurarsam hafızanı kaybedersin. Anlatacak bir şey de bulamazsın. Hele bir vur bakalım.
kafası olsun. Ey güzel Allah'ım. Sonunda kakılmış diye bir kulun olduğunu hatırladığın için sana şükürler olsun. Bir kulunu çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Hadi bana eyvallah. Altını işemiş efendi. Nasıl oldu bu iş? Allah beni. Aman ben de kafama takıyorum. Bir gecelik bizi her gece eşeyecek değilin ya. Kalkılmış. He benim ben. Gel bakalım gel. Tam vaktinde geldin kalkılmış. Ellerim kaşınmaya başladıydı. Sen şimdi ellerimin kaşınmasını bırak da başka yerlerin kaşınıp pişmemesi için baksana ne getirdim. O ne lan? Yiyeceğin dayaktan sonra kendine pansuman yapma için sıhhi malzeme mi aldın kalkılmış? Ne sıhhi malzemesi be? Çocuk bezidir bu, çocuk bezi. Ha bak. Gerçi sana göresini bulamadım ama en büyük boyunu aldım. İnşallah uyar. Tutayım bakayım olacak mı? Vallahi. Bak bak şunu. Ha? Ha bak bunu da daha şunu da vereyim. Ha? Ha? Bu ne lan bu? Sağla bakayım. Çıngırak. Çıngırak mı ayol? Tabii. Iyi. Sana da eğlence çıktı değil mi salak? Bak. Eğer bu da olmazsa sana muşamba don giydiririm. Olmadı muşambadan kendim dikerim. Bana bak. Bu konudan kimseye bahsetmedin değil mi? Şimdilik bahsetmedim ama bu hiç bahsetmeyeceğim anlamına gelmez. Bana bak eğer bir bahset geberdirim vallahi billahi. Vallahi biraz da sana bağlı. Ben düşündüm ki dayak yemediğim zamanlar çok iyi sır tutuyorum. Tamam lan tamam. Geçici bir süre için seni dövmeyeceğim. Şuradan uzaktan kumandayı ver bakayım. Ne diyorsun lan sen? İşte bir de bir vur bakalım. Vallahi o sürekli çarşaflarını kalbin önündeki direğe bayrak gibi asarım. Asmazsan bana da kakılmış demesinler. Tamam lan tamam tamam. Tamam al. Kumandayı ele geçirdim nihayet. Bunu unutmamak için barnağına ip bağla istersen. Ya da burnuna şöyle bir halka tak. Ama bak, senin yarım halka takacak burnun da kalmayacak kalkılmış hanım. Geldi zaten. Ben de gidiyorum yatmaya. Bana bak. Bak şuraya yeni çarşaflar sereceğim. Sakın işemeyeceğine söz ver buna he. Aaa şiddetli! Lan bu kalkılmış kerestesinin diline düşeceğimi... Lağım çukuruna düşseydim daha iyiydi ben. Uyumamam lazım. Aksi gibi de öyle bir uykum var ki. Her gece altımı ıslatacın diye de bir kural yok ya. En iyisi uyuyun gitsin be. Yine batırmışsınız ben. Ulan rahmetli dedem 100 yaşında öldüğüne bile belli olmamıştı be. Ama şuraya bak. Sidik lan. Kalkılmış bana bak. Bana para ver de doktora gideyim kız. Ocağına düştüm ne olursun. Lan sen önce tuvalete gitmesini öğren be. Hem bende para ne güzel. Kız kalkılmış ne olursun biraz para ver kız. Bak söz veriyorsun. Ben de senin ters bir tarafına vurup hastanelik ettiğimde doktor paranı vereceğim. Yok diyorum be. Anlamıyor mu? He.
Zamanında boğazıma çöp paramın hepsini almasaydım bunlar başına gelmezdi. İnsan böyle günlerini de önceden düşünmeli değil mi? Bence sen bir veterinere git, rica et. Belki seni sevimli mevimli bulup tedavi ederler. Hadi ben gidiyorum eyvallah. Ne gidiyorsun kız? Kayfaltıyı hazırlamayacağım ha? Kalk gel dur hazırla. Yatağı işimizi nasıl biliyorsan kayfaltını da öyle hazırla. Ana pis çocuklar yok. Ne biçim hastalık bu lan böyle? Aslanı kediye boğduruyor vallahi billahi. Allah'ım yarabbim. Ben doktora gitmem lazım ama para yok ki. He? Dur bakayım. Bizim mahalledeki Neşet'e gidin eczaneye. Bir arkadaş deyin. Bana veresiye ilaç ver. Neşet'e de gidip aşamından ben altıma eşemişsin. Sütük ilacı ve diyemem ki. Gider kaybeye ağladı. Herkese reklam eder beni. Ne de çözüm? Ben üstü kaybeye gideyim. Biraz okey oynayayım. Belki para kazanırsam toktuna giderim. Olay gülmüş. Kaybinin önünden geçerken bana attığım dayaklar aklıma geldi. Vallahi az daha içeri girip bugün işediğin için gelemediğini söyleyecektim ki sonra acıdım vazgeçtim. He? Lan ayol? İtilmiş? Ayol? Nerede be? Ana! Gelmiş herif be! Ana! Yoksa utancılığını bir terk edip yetti mi bu herif? İnşallah öyledir Allah! Ana! Ulan bari bu sütüklü çarşaflarını da alıp götürseydin ya! Allah kim namusun! Her tarafı bulaştırmış seni! O kız ileri mi? Allah kim namusun be! Şunlara bak! Koskoca herif! Dik dün Noel'de giden oldu be. Hem de bayrak taşıyor mu? Bir şey şey. Bol bol işe he. Tut bakalım be. Hadi kapatayım. Ana. Ana bu herif işememiş be. Ana. Yandı kalkmış. Ölümlerden ölüm be ya şimdi. İşememiş bu herif be. Bu camış bu yandığında beni gebertecek. Ne yapacağım ben şimdi? Lan dur ben seni üşütürüm şimdi be. Yok. Çiş lan. Çişsene. Çiş dedim. Bizde adet böyledir itilmiş efendi. İşemeyeni böyle işetirler. Geldi be.